Allah'ın dünyada görülmesi mümkün müdür diye bir kardeşimiz bir soru sormuş. Allah Teala'nın dünyada görülmesini iki türlü anlamamız gerekir. Birincisi kullu mevcudin yumkinu en yura. Her mevcudun görülmesi mümkündür. Bu aklın genel bir kaidesidir. Bir şey mevcutsa görülebilir. Fakat e, bu anlamda aklen düşünecek olursak Cenab-ı Hakk'ın dünyada görülmesi mümkündür. Ancak e, bunu vakı olarak vukuen böyle bir şey meydana gelmiş midir, gelebilir mi anlamında ele alacak olursak böyle bir şeyin gel, meydana gelmesi mümkün değildir. Nitekim e, Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bununla ilgili hadis-i şerifleri var. Onlara geçmeden önce e, Cenab-ı Hakk'ın neden aklen görülmesinin mümkün olduğunu e, söylediğimizi efendim gerekçelendirelim. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimede وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِم۪يقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Yani o vaad edilen söz için Musa Aleyhisselam gidiyor. Rabbi onunla konuşuyor. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ erini اَنْظُرْ اِلَيْك Diyor ki ey Rabbim bana kendini göster sana bakayım diyerek Allah Teala'dan kendisini görmesini, zatını kendisine göstermesini istiyor. Şimdi şu bir hakikattir, hiçbir peygamber Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı caiz olmayacak olan bir şeyi kendisinden istemez. Bu da bize gösteriyor ki Musa Aleyhisselam Cenabı ı Hak'tan onu görmeyi istediğine göre aklen onu görmek caizdir. Ki bu da zaten ahirette tahakkuk edecektir. اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرُ işte şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz hadis-i şerifleri vs. bir takım ayetler de buna delalet ediyor. Ancak vukuen bakıyoruz ki Musa Aleyhisselam kıssasında Cenab-ı Hak... Kale ...sen beni göremeyeceksin buyuruyor. Dolayısıyla bu da bunun vukuen dünyada mümkün olmadığını gösteriyor. Nitekim Bukhari'nin rivayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyurur... ...Hicabuhun nur... Yani Allah Teala'nın hicabı nurdur. Lev <laughs> keşefehu onu açacak olsa, o hicabı açacak olsa la ahraka subuhatu la ahrakat subuhatu vecihi onun vecihinin nuru yakacaktır. Neyi yakacak? Kullema her şeyi yakacaktır. Medde ileyhi basaruhu min halki. Yani mahlukatından Cenab-ı Hakk'ın görmüş olduğu ki mahlukatından her şeyi görüyor Cenab-ı Hak... ...mahlukatın tamamını yakar diyor... Ee, e, ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla yine... ...Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif var... ...Ebu Zer Radıyallahu Anh... ...soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...Hel Hel ra eyte Rabbike Rabbini gördün mü diye... ...Efendimiz buyuruyor ki... ...Nurun enna erahu... ...o bir nurdur nasıl ben onu göreyim buyuruyor. Dolayısıyla bunlar bize... E, ...Cenab-ı Hakk'ın dünyada görülmeyeceğini ifade ediyor. Nitekim yine Bukhari rivayeti vardır. Cibril hadisi diye bilinir. Orada ihsan soruluyor Cenabı Cenab ı Peygamber aleyhissalatü vesselama. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki El ihsanu en ta'budallâhe ke'enneke terâhu fe tekun terâhu fe innehu yarake'' Yani ihsan demiş olduğumuz şey Cenabı Hakk'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmektir. Bu da demek ki Cenab-ı Hakk'ın görülemeyeceğini, çıkılabilecek ihsan makamının da ancak onu görüyormuşçasına bir makam olduğunu ifade ediyor. İmam Malik nitekim öyle söyler. Dünya gözüyle birlikte Allah Teala'yı görmek mümkün değildir diyor. Vukuen mümkün değildir diyor İmam Malik. Çünkü bizim gözlerimiz lemma kalil fena fe innehu layak duru layak diru çünkü yani fena için fani olarak yok olmak için yaratılınca gözlerimiz layak duru ala yetil baki bakıyor olan Cenab-ı Hakk'ı görmeye güç yetiremez. Öyle bir göz. Ancak ahirette baki olmak üzere ebedi olarak yaratılacağı için ebedi olan Cenab-ı Hakk'ı görmeye güç yetirebilecektir. cenab Hak öyle bir şeyi insan gözü için ahirette yaratacaktır. Onun için ulema bu noktada yani Cenab-ı Hakk'ın görülmesinin aklen mümkün olduğu fakat vuku olarak vaki olması, meydana gelmesi anlamında mümkün olmadığını şu sözle özetlemişlerdir. وَمَنِ اتَّعَرْ رُؤْيَةَ اللّٰهِ فِي الدُّنْيَا بِرَأْيِ الْعَيْنِ Kim bu gözümüzün görmesiyle birlikte Allah'ı gördüğünü dünyada dünyada Allah'ı gördüğünü iddia edecek olursa fakat kevve bu adam yalan söylemiştir. Dünyada böyle bir şeyin meydana gelmesi söylediğimiz gerekçeler sebebiyle mümkün değildir.